Evet arkadaşlar, şimdi sahnemizi biliyorsunuz tamamıyla tasarladık. Tasarladıktan sonra tabii ki kodlama bölümüne geçmemiz gerekiyor. Şimdi kodlama bölümüne geçmeden önce kim, nerede, ne yapıyor, nasıl yapıyor, bununla ilgili bütün her şeyi tasarlamış olmamız gerekiyor. Tasarladık ve bitti diyelim. Burada bir köpeğimiz var, burada bir arabamız var, burada işte Ali burada, Ayşe burada yerde oturuyor. Yani şöyle yaklaştığımız zaman bakıyoruz. Burada kameramızın bulunduğu yer var dikkat ederseniz. Kameramız tam olarak bu açıyla bakıyor. Bu açıyla baktığı için bir açısını görelim. Evet, bu açıyla bakıyor ama dikkat ederseniz çapraza bakıyor. Bu durumda ilk etapta ben mesela kameramızın şöyle bir metre sağa doğru kaymasını istiyorum. Şimdi ilk etapta hemen bakın şu görmüş olduğumuz yer bizim kod bölümümüz. Şimdi bu kod bölümüne geldik. Bu kod bölümünde bizim karşımıza iki tip kodlama açılır. Birisi script kodlama, bir tanesi de blok kodlama. Biz tabii ki script kodlama üzerinden değil de blok kodlama üzerinden sizlere göstereceğiz. Peki bu script kodlama nasıl yapılıyor? Onu da bir göstermekte fayda var. Şu an bu sahnemizi bir saniyeline bir bırakalım. Şimdi şu galeriye geldiğimizde arkadaşlar, dikkat ederseniz yine ana ekrana geldik. Galeriye. Burası bizim MySpace dediğimiz benim yaptığım yer. Şimdi buradan galeriye geliyorum. Galeride dikkat ederseniz burada game'ler var. Bir ay dediğim anda bütün hepsini gör diyorum. Burada başkalarının yapmış oldukları oyunları da görüyoruz. Bakın 3 boyutlu aslında satranç dahi yapılmış. Şimdi ben buradan kalkıp da örnek veriyorum. Bu Ice Skating Game. Bunu izlemek istiyorum. Nasıl bir şey olduğuna bir bakalım şimdi hemen 2 saniye. Tepede bir top var. Ben bu topu çektikçe basılı tutup fareyle çektikçe karakter kayıyor ve yıldız topluyorum. Ama yıldız toplarken de dikkat etmem lazım. Kardan adamlar bana şey yapıyorlar. Kar topu atıyorlar. Yakalanmamam lazım ve ağaca çekmemem lazım. Ağaca çarparsam oyun biter. Ama ben işte kardan adamı beklersem, mesela burada bir bekleyelim biraz. Kardan adam bir top atsın. Yine kaybediyorum. Şimdi böyle bir oyun yapılmış burada. Yapılan bu oyun çok hoş bir oyun. Peki nasıl yapılmış diye bakmak istediğimizde, eğer insanlar yapmış oldukları oyunları publish yaparlarsa bunu herkes görebilir ve paylaşabilir de. Sağ tarafta görüyorsunuz Remix yazan bir yer var. Remix'e tıklıyorum ve Open Copy diyorum. Open Copy dediğim zaman bu artık oyunun tasarlandığı alan karşıma çıkıyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Evet, nasıl bir oyun tasarlamışlar bunu buradan görebiliyoruz. Topumuz burada. Peki bunu nasıl kodlamışlar? Yine koda bakıyorum. Dikkat ederseniz burada kod blokları yok. Yani JavaScript kodlamayı bilen arkadaşlar bu kodlamayla kendilerine aslında belki de orada olmayan kod blokları ile bile scriptler yazabilirler ve bu şekilde de bir oyun da tasarlayabilirler. Ancak bu oyunu tabii ki, yani daha doğrusu bu kodlamayı bizim öğrencilerimizin yapma imkanı olmadığı için biz tabii ki taban bloklarıyla nasıl yapıldığını göstereceğiz sizlere. İlk amacımız bizim şu anda bu. Bu biraz yüksek seviye veya ileri seviye diyelim. Şimdi ben tekrardan buradan dönüyorum ana sayfaya. Şimdi burada Koblox yazıyor zaten, direkt karşıma geldi. Ben buradan bir Koblox açtım. Şimdi bu açmış olduğum Koblox'un haricinde ben yeni bir blok alanı da açabilirim. Nasıl açabilirim? Şimdi bu Koblox dediğim alan aslında benim ilk alanım. Şu anda birinci kodlama alanı. Şimdi bakın, ben buna tıklayıp rename dediğim zaman şuraya dönüp diyebilirim ki birinci veya birinci dememize gerek yok. Sahne. Şimdi ben bu sahne alanında karakterleri kodlamayı düşünüyorum. Yani Ali'yi, Ayşe'yi burada kodlamayı düşünüyorum. Ama burada bir de köpek var. Çünkü ben bu köpeği de kodlamam gerekiyor. Sağ tarafta bir araba var. Arka tarafta bir kamyon var. Bunların hepsini tek tek kodlamak istiyorum ve aynı anda çalışmalarını istiyorum. Bu durumda şunu yapıyoruz arkadaşlar. Burada bir artı var. Artıya tıklıyorum. Bakın burada karşımıza çıkıyor. Script mi, Koblog mu? Ben hemen Koblog tıklıyorum. Ve tekrar tıklayıp rename dediğim zaman da buraya hemen dönüp köpek diye yazıyorum. Evet. Tekrar buradan bir tane tıklıyorum. Bir daha Koblog diyorum. Tekrar dönüp rename diyorum ve buraya dönüp araba diyorum. Ve tekrar bir tane açıyorum. Bir daha dönüp tekrar isimlendirdiğimde de buraya da kamyon diyorum. Şimdi bu durumda ben arabayı, köpeği, kamyonu farklı farklı artık kodlayabilirim. Çünkü oradan ben mesela sürekli araba geçmesini istiyorum. Ne bileyim, köpeğin işte ara ara gelip gitmesini istiyorum. Bunların hepsini bu şekilde buralarda sadece onları kodlayarak aslında yapabiliriz. Yani köpek 15 dakika yok olsun, sonra tekrar gelip oraya konsun falan filan, bunların hepsini gerçekleştirebiliriz. Şimdi bir önce köpeğimize bir bakalım. Şimdi ben köpeğimizi, şu anda duran bir köpeğimiz var. Bu köpeğin öncelikle bir hareket yapmasını istiyorum. Kodlarımızı biliyorsunuz. Daha önceden kodlarımızı gördünüz. Set animation. Ali'ye tıklıyorum.
Ali'ye tıkladığımda köpeğin kodlanmasını istiyorum. Don't animate diyor. Buradan da diyorum ki köpek koşsun. Şimdi sahneye baktığımız anda köpek koşar pozisyona geldi arkadaşlar. Şimdi ben buradan tekrar dönüyorum. Köpek koşar pozisyona geldi. Artık vermiş olduğumuz komut tamam. Ben köpeğin şöyle biraz şuraya kadar gelmesini istiyorum. Peki buraya kadar kaç metre ediyor bu? Bakın şu görmüş olduğunuz zeminin üzerine ben tıklayıp mask dediğimde bu hale geliyor. O oradan kaybolmuyor aslında. Maske haline geliyor. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4. Şu büyük karelerin her biri birer metre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 metre gelmesini istiyorum. Ben buradan geliyorum. Dönüp diyorum ki Ali değil köpek yaklaşık 6 metre ileri doğru gelsin. Bunu da işte 3 saniyede yapsın. Şimdi tıklayıp baktığımda tabii o maskeyi geri getirmem lazım. Evet köpek 6 metre geldi ve durdu. Dikkat ederseniz. Şimdi ben bu durumda tekrar şu unmask diyorum. Çünkü yeri gördüm. Yeri gördüğüm için orası görünür olsun artık. Şimdi geldi. Geldikten sonra şöyle birkaç tur atmasını istiyorum şuralarda. Ama bu turu nasıl atması gerekiyor? Ben tutup tek tek işte bir sağa dön, bir iki sola dön demek yerine buradan library'e giriyorum arkadaşlar. Library'e girdiğimde şurada special, bakın işte animal var, transport var. Special'e giriyorum ve burada round pet yazıyor. Bu pet'i alıyorum. Şuraya koyuyorum. Yalnız benim zeminim biraz şu anda normal yerden yüksek olduğu için kaybolmasın diye bunu alıp azıcık yukarı çıkarıyorum. Çizgileri bir görünür hale getiriyorum dikkat ederseniz. Evet. Çizgiler şöyle bir görünür hale gelsin. Görünür hale geldikten sonra ben bunun üzerine bakın tıkladığımda basılı tutup çektiğimde her birini başka bir kenara doğru çekebiliyorum. Ve köpeğin aslında köpeğin koşabilmesi için bir yol belirliyorum. Misal şöyle bir yol belirleyelim. Belirlediğimiz yol boyunca bu köpek koşsun. Oynuyor. Öyle diyelim. Şimdi köpek bu yolda koşacak. Şöyle bir kızın yanına kadar gitsin. Oradan dönüp bu tarafa gelsin. Şimdi tabii ben bu yolda koşmasını isteyeceğim. Yaklaşık şöyle bir tekrar bir mask yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet bakın 6 dediğimde bir ileri gidecek. Sonra geri dönüp yola girmek zorunda kalacak. Bu durumda da ben burayı dönüp 5 yapıyorum. Yani ileri doğru koşacağı yolu 5 yaptım. Buradan tekrar unmask yapıyorum. Şimdi köpeğimizin koşacağı yolumuz belli. Ben bu yola tekrar tıklayıp sağ tıklayıp pardon mavi yere değil mümkün olduğu kadar kayışın üzerine tıklayıp yani o yolun şeridinin üstüne tıklayıp buraya yol diyorum. Yol dedikten sonra kod diyorum ve kod görünsün istiyorum. Veya yol 1 diyelim şöyle. Şimdi ben bu durumda bunun aslında görünmesini istedim. Şimdi pet bu durumda pet yolunu almam gerekiyor. Şimdi köpek geldi 5 metre ilerledi. Bakın şurada pet 1 yazıyor görüyorsunuz. Ben buraya geliyorum. Köpek diyorum. Yol 1'de tamam mı? Yaklaşık olarak bir 7 saniye koştursun. 7 saniye koşturacak. Bir bakalım nereye kadar koşturup nerede duracak ki ondan sonra komutunu verebilelim. Şimdi artık köpeğimizi görüyoruz. Geldi. Koştu. Koşmaya devam ediyor. Direkt yolun üzerinde koşuyor dikkat ederseniz. Bakın kadına doğru olan yönde durdu. Ben buradan da azıcık karşıya yani dümdüz çekip gitmesini istiyorum. Ama bu yönde eğer dümdüz devam ederse tahminen bankların ve kadının böyle üzerinden geçmiş gibi görünecek. O yüzden ben bunu bir 5 metre demeyeyim de pardon şurayı 7 metre demeyeyim de 7.5 diyeyim ki mantıklı bir noktaya gitsin. Şimdi buraya kadar geldik. Buradan sonra ben şunu tekrar tekrar almama gerek yok. Alıp şuraya 6 ekliyorum ve diyorum ki köpek 5 metre değil işte 30 metreyi 10 saniyede ileri doğru gitsin. Bir bakalım ne olacak. Köpek artık karşıdan uzaklaşıp gitmesi gerekiyor. Köpek geldi. Koştu. Ve evet. Koşarak çıkıp gidiyor köpek. Dikkat ederseniz 30 metre boyunca o koşup gidecek artık gözümüzden kayboldu. Şimdi şu anda yol biraz görünür pozisyonda. Şu yolu azıcık bir görünmez yapalım. Aldım. Azıcık bir altı attım. Bir daha bakalım. Köpeğimiz gelip o yolu bulabilecek mi? Evet. Dikkat ederseniz görünmeyen yolda koşuyor artık. Kendi kendine koşuyor. Yani illaki
görünürde bırakmak zorunda değilsiniz o yolu. Görünmeyen bir yolda artık köpeğimiz koşuyor. Gizledik çünkü bunu. Şimdi bir tek köpek mi gidecek? Farkındaysanız kamera bir kenarda kaldı. Sahne 1'e geliyorum ve ben buradan dönüp kameranın şuraya geldim. Ali diyor. Ali'ye tıkladım. Ali yerine kameraya tıkladım. Şu anda sola doğru baktığı için sağa doğru dönmesi lazım. Bu da saat yönü demek. Saat yönünün şöyle bir 90 derece mi döndürelim bunu? Evet, 90 derece bir döndürelim bakalım. 90 dereceyi 1 saniye değil de 2 saniyede bir dönsün bakalım. Şimdi ne olacak? Çok hızlı döndü. Ve 90 derece çok uzakmış arkadaşlar. 90 derece döndürmek yerine bunu hemen alıyoruz. Bir 45 derece dönsün. Bunu da bir 5 saniyede yapsın ki köpekle beraber minik minik hareket etsin. Evet, bak dikkat ederseniz artık daha yavaş dönüyor. 45 derece döndü. Dümdüz karşıya bakar pozisyonda. Şu anda köpeğimiz ekrandan bir kayboluyor, bir geliyor. Evet. Şu anda köpeğimizle kameramızı ayarladık. Şimdi geldik sıra çocuğa. Köpek çıktı gidiyor. Ha, çocuğa gelmeden önce ben şu sağda arabaların hareket etmesini istiyorum artık. Bir bakalım. Şimdi buradan arabaya geliyorum. Arabada da diyorum ki araba, şuradan geldim. Araba diyorum ileri doğru. Şöyle bir görelim şurayı. İleri doğru yaklaşık olarak 20 metreyi işte 10 saniyede çok hızlı gitmesin. Buradan da geliyorum. Bu defa kamyon diyorum. Kamyon işte kaç metre? Bu da 20 metre veya 30, 20 metre gitsin bakalım ne olacak? 20 metreyi 15 saniyede gitsin. Şimdi bir bakalım. Artık her yer bakın dikkat ederseniz araba gidiyor. Köpek koşuyor. Ben buradan sağa dönüp baktığımda kamyonun çok yavaş yavaş gittiğini görüyorum artık. Yani şu anda ekrandaki her şey, ha bu arada 20 metre arabanın kaybolmasına yetmedi. Tahminen kamyonun kaybolmasına da yetmedi. Bu durumda ben bunları da ne yapıyorum? 15 saniye işte 20 metre değil de 200 metre gitsin. Arabaya da geliyorum yine 100 metre gitsin diyelim. Bu durumda onlar gözden kaybolacaklar. Araba daha hızlı gidiyor. Bakın dikkat ederseniz çekti gitti. Kamyon sağ taraftan gidiyor. Binaların içinden geçti gitti. Tabii ki biz binaların içinden geçmemesi için sağa dön ve ileri git komutunu vermemiz gerekiyor ona. Bu durumda ben onları da tek tek ayarlamam gerekiyor. Nasıl ayarlayacağım ona bir bakalım şimdi. Ben bu defa geliyorum yola. Şimdi yolda mask yapıyorum. Tekrar dönüyorum. Bir mask yapıyorum. Bir daha bir mask yapalım. Bir daha bir mask yapalım. Şu arada bir tane var. Mask yapalım. Orayı yapamadık. Burada takribi olarak kareleri şöyle bir her birinin buradan şöyle bir gitmem lazım. Bir saniye. Biraz fazla gittim. Evet. Açımdan kaynaklı olarak çok net gidemiyorum ama şöyle bir tahmini sayabilirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 de orası tek 40 metre, 45, 50 metre diyelim. Şimdi ben tabii bu maskların hepsini tekrar normale döndürmem lazım. Evet, yol maalesef tek tek parça parça olduğu için ona da dikkat etmem gerekiyor. Şimdi ben bu durumda şuraya 40 metre ileri gitsin dedim. Bir bakalım şu kamyonu bir takip edelim. Kamyon gitti. 40 metre çok uzak oldu. O zaman bunu biz kaç demiştik? 20 metre orada durdu. 40, bir 30 diyelim bakalım. Şimdi tahmini bir çözmeye çalışalım. Tek tek tekrar mask yapmayalım. Gene çok gitti. 30 da çok. 20 diyelim. Ha pardon ya, biz arabayı şey yapıyoruz. Özür dilerim. Araba birden yüzde kalsın. Şu kamyonu bir 40 yapalım. Evet, buna da dikkat etmek lazım tabii ki. Buna dikkat etmediğimiz takdirde hata yapabiliyoruz. Bu arada süre çok uzun olduğu için bunu biraz daha kısaltalım. 15 saniye değil de işte 5 saniye, 3 saniyede gitsin hatta. 3 saniyede gidip bir dursun da hızlıca bir görelim nerede durduğunu. Evet, gitti. 35 metre gayet iyi. Şimdi hemen dönüyorum. Buradan diyorum ki 35 metre, 35 metreyi 10 saniyede git. Sonra dönüp buraya da geliyorum. Diyorum ki şöyle yine buradan kamyon saat yönünde
45 derece dönsün. Bunu 2 saniyede yapsın ve ardından tekrar şöyle duplicate diyorum. Çoğalt, alt tarafa monte ediyorum. Şunu biraz çekelim. Evet. Burada da 35 metreyi yine 10 saniyede gitsin. Şimdi bir bakalım. Kamyonumuza bakıyoruz. Bu arada kameramızın dönüş hızı devam ettiği için o da önemli. Evet, kamyonumuz şu anda gidiyor. Gittikten sonra evet 35 çok erkenmiş. 40'da falan gitmemiz gerekiyor. 40-45 hatta. 45 metreye ayarlayacağız bunu. 45 metreyi 5 saniyede git. Evet. Bir bakalım. Yine kamyon 5 saniyede gitti. 50. Evet. Yani bu şekilde direkt olarak bu ayarlamaları gerçekleştiriyorsunuz. 50'yi yaptık. Tek tek oynayabiliyorsunuz zaten birçok yeri. Ama ilk etapta mesela bu yolları falan yerleştirmeden önce bütün ayarlamaları yaparsanız çok daha büyük kolaylık olacaktır. Şimdi kamyonumuz hareket etti. Arabamız hareket etti. Köpeğimiz hareket etti. Geldik sahnemize. Şimdi biz kamera dönerken aynı zamanda Ali'nin de ileri doğru gitmesini istiyoruz. Şimdi şurayı bir mask yapalım. Ali'nin gelmesi gereken yolu hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 metre. Dönsün dedik. O dönerken aynı zamanda Ali 11 metreyi işte 5 saniyede ileri doğru gitsin. 5 saniyede ileri doğru gitsin. Şimdi şurayı tekrar maskemizi kaldıralım. Evet. Şimdi önce kameranın dönmesi olduğu için burada bir sıkıntı var. Ben buradan bir tane daha koblok açıyorum. Yine bu defa şuraya dönüp bu defa karakterler diyelim veya karakter diyelim. Evet. Çünkü Ali ile aynı anda oynamadığı için ben dönüp buradan karaktere, şuradan karaktere geliyorum. Ali'yi buraya atıyorum. Ali'yi diyorum ki 11 metre, 11 metreyi işte 5 saniye içinde. Az önce de yaptığımız doğruydu da kameranın dönmesi durduktan sonra Ali hareket edecekti. Bu yüzden bunların hepsini ayrı ayrı yapıyoruz. Evet, şu an Ali hayalet gibi geliyor dikkat ederseniz. Hayalet gibi gelmesinin en büyük sebebi biz Ali'ye animasyon hareketi vermedik. Ben bu defa dönüp Ali'ye bir animasyon hareketi vermem gerekiyor. Tekrar animasyona geliyorum ve diyorum ki Ali yürüsün veya koşsun. Koşarak gelsin 5 saniyede. Ama şu var, Ali koşarak gelecek, durduğu yerde de koşmaya devam edecek. Bu sebepten dolayı ben buradan tekrar Ali'nin don't animate diyerek durmasını istiyorum. Hadi bakalım. Evet. Ali şu anda koşarak geliyor. Ve tam oraya gelince durdu. Şimdi buraya kadar artık köpeğimiz, şuyumuz, buyumuz, bütün her şeyi yaptık. Ali de durdu. Ali durduğuna göre ben artık burada ikili konuşmalara başlayabilirim. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Sahnede kamerayla oynayacağız. Sahnede kamera oynadıktan sonra Ali oraya geldiği için ben artık mesela şurada hemen dönüyorum, kontrollere geliyorum. Kontrollerde diyorum ki kamera yaklaşık olarak bir 3 saniye beklesin. 3 saniye bekledikten sonra kameramız, şuradan geldim. Kameramız evet ileri doğru yaklaşık olarak bir şurada burası tahmini olarak bir 10 metre 15 metre diyelim, bakalım bir deneme yapalım. 15 metreyi 3 saniyede bir ileri doğru gelsin. Bunu bir defa yapacak ve oraya kadar geldiğinde de zaten duracak. Şimdi bir bakalım, bakın. Şimdi döndü. Evet, Ali oraya geldi. Gidiyor. Kameramız Ali'ye yaklaştı. Ali'yi geçtik. Evet, 15 çok oldu. Şimdi 15 çok olduğu için biz bunu 10 metre gayet iyi. 10 metre iyi olduğu için artık biz buradan bunu ne yapıyoruz? Bütün kontrolleri gerçekleştirmeye başlıyoruz. Şimdi tüm bunları yaptık. Tüm bunları yaptık. Şimdi mesela kamera çok yüksekte kaldı. Ben down aşağıydı yanılmıyorsam. Aşağıya işte 0.7 metre 1 saniyede kameranın inmesini istiyorum. Kamera bir de böyle aşağı doğru inecek demektir burada. Şimdi tek tek tekrar inceleyelim.
Yani bu görmüş olduğumuz şu anda aslında tek tek bütün karakterlerin hepsini kodlama ve kodladıktan sonra da geldi aşağı doğru indi dikkat ederseniz. Güzel. Şimdi 0.7 gayet iyi. Şimdi buraya geldik, indirdik. Tabii ben burada tekrar karakterlere geliyorum. Karakter Ali buraya geldi. Buraya geldikten sonra Ali yani don't animate yapmasın. İngilizce'de el sallamak ne demektir ki ya? Şimdi İngilizce olunca iş biraz sıkıntılı. Skipping, sleeping, talking angry, walking. Yani ata binme şudur. Clapping, cheering. Cheering neymiş? Neyse hadi bir bakalım deneyelim. Cheering diyelim. Cheering yapacak. Kamera ona gelene kadar. Kamera geldi. Bu cheering'i de yaklaşık olarak ne kadar yapsın? Yine şöyle 2 saniye yapsın. 2 saniye yaptıktan sonra artık Ali tekrar şuraya gelelim. Ali sharing yapmayı bıraksın. Biraz konuşmaya başlasın. Yok, walking 1 saniye. 1 saniye. Neutral, durgun. Ha bunlar hareket. Ali hareketi. Ali'yi bir konuşturmamız gerekiyor. Gülsün. Running. Skipping. Talking. Evet buldum çok şükür. Talking neutral. Normal bir şekilde ya da heyecanlı bir şekilde konuşsun. Talking yapalım. Ama excited. O galiba heyecanlı konuşma gibi bir şey. Heyecanlı konuşmaya başlasın. Şimdi Ali'yi konuşturacağız artık. Şimdi ben buraya kadar geldim. Burada Ali'yi konuşturacağım. Şuradan play sound diyorum. Hatırlarsanız daha önce ses yüklemiştik. Kayıt birin hareket etmesini ve bitene kadar beklemesini. Yani bu ses bitene kadar beklemesini istiyorum. Doğru mu? Doğru. Ses bitene kadar bekleyecek. Ses bitene kadar bekleyecek. O onu konuşurken aynı zamanda o konuştu. Konuştuktan sonra ben istiyorum ki buraya geliyorum. Ayşe ayağa doğru kalksın. Şöyle bir ayağa kalksın, neutral bir vaziyette dursun. Ayağa kalkıp pardon, neutral değil, konuşmaya başlasın, özür dilerim. O da bir talking yapsın. Sitting talking, güzel. Otururken konuşsun. Tabii bizim Ayşe için sesimiz olmadığı için şuraya gelelim. Şuraya hemen bir konuşma baloncuğu yerleştirelim. Merhaba Ali ve teşekkür ederim. Sen nasılsın diyelim. Desin. Bunu da 2 saniye dursun ama bunu Ayşe yapsın. Sonra Ayşe buradan dönüp şöyle bir ayağa kalksın. Yani neutral dursun. Bir bakalım. Şimdi izleyelim. Geldik. Köpeğimiz koşuyor. Kameramız 1-2 saniye durdu. Ali orada bir acayip abuk subuk hareketler yapıyor. Ha, zıplıyor. Şimdi önemli olan şu. Ali'nin sesini duyamadık. Ha, özür dilerim. Tekrar gelmemiz gerekiyor en başa. Çünkü ben sesi kapatmışım sanırım. Hadi bir bakalım. Şuradan sesi açtık sağ üstten. Merhaba Ayşe. Nasılsın bugün? İyi misin? Evet, Ayşe de orada cevap verdi farkındaysanız. Eğer konuşma olmuş olsaydı Ayşe de konuşacaktı. Sonra Ayşe ayağa kalktı. Tabii ben Ali'nin hareketlerini durdurmadığım için Ali koşturmaya devam ediyor. Şimdi buraya kadar geldik. Buradan sonra artık tek tek kodlayarak artık karakterlerimizi devam ettirebiliriz. Bu arada köpeğimiz bir kere çıktı gitti. Sonradan tekrar buraya artık köpeğimizin tekrar gelmesini istiyorsak bu oraya gittikten sonra geri gelsin mesela. Bu komutu verebiliriz. Mesela köpek gitti. 30 metreyi 10 saniyede koştu. Hatta bu 10 saniyede koşmasın, 20 saniyede koşsun. Sonra tekrar 20 saniyede geri gelsin. Ama nereye? İşte önce bir geriye dön demem lazım. Şuradan bir turn diyelim. Köpeği geri getireceğiz. Çünkü o konuşmalardan sonra. Ama 20 saniye yüksek bir zaman. 10 saniyede gitsin. 10 saniyede geri gelsin. Ve köpek saat yönünde 180 derece değil de tabii şimdi bu ileri doğru gittiğinde
geriye dönmesi için ne olacak? 180 derece mi dönecek? 90 45 90. 90 değil. Mecburen 180 derece dönecek ve tekrar bize doğru gelecek. Yani buna da bir bakmak lazım. Yani şu an algılayamadım. Problem değil. Arkadaşlar kodlamalarımızı bu şekilde yaparak sahnemizi gerçekleştiriyoruz. Bir sonraki videoda biraz daha detaya gireceğiz.